Merhabalar, ben Emre. Uzun zaman sonra tekrar buradayım ve yapmak istediğim birkaç şeyin ilkiyle başlayalım. Bildiğiniz gibi ben motovloglar çekiyordum ve benim bir motosikletim var. Bilirsiniz ki motosikletler için takip cihazları oluyor ve anlık olarak konumunu veya herhangi bir durumda bildirimini alabiliyorsunuz kolayca. Benim motosikletimde böyle bir cihaz bulunmuyor. Biz bu videoda benim motosikletim için kendi imkanlarımızla böyle bir cihaz geliştireceğiz. Yazılımını kendimiz yapacağız, cihazı kendimiz ayarlayacağız. En maliyetsiz ve ucuz yollarla bunu yapmaya çalışacağız. Ve videonun sonunda bunu bize hazır olarak sunan servislerle karşılaştıracağız. Bizimki ne kadar iyi veya kötü olmuş ve aralarındaki maliyet farkı ne olmuş, bunu karşılaştıracağız. Daha iyi mi yapmışız yoksa hiç uğraşmadan acaba direkt böyle bir şey alsak mı daha mantıklı olurdu? Buna bakacağız. Eğer bu konulardan anlıyorsanız bunun için Raspberry Pi benzeri cihazlar kullanmak çok maliyetli gibi geldiği için bana, ben burada bunlar yerine eski kullanmadığım cep telefonumu kullanmayı düşünüyorum. Kendisi Samsung Galaxy Note 4. Kendisini bayağı bir motosikletten düşürmüştüm zamanında. Şu anda ise boşta duruyor. Neden böyle bir şey için değerlendirmeyeyim ki dedim. Keza burada Android olmasının da büyük bir avantajı olacak bize karşı. Çünkü iOS'ta bazı şeyleri yapmak oldukça zor. Tabi jailbreak ve benzeri yapılmıyor. Eğer bu cep telefonu yerine bir Raspberry Pi kullanmaya çalışsaydım, Raspberry Pi, GSM kartı, akselerometre, GPS vesaire her biri için farklı modül satın almam gerekeceği için çok maliyetli tutuyordu. Bunun yerine bu gibi bir Android cihaz ikinci el çok daha ucuza edinilebiliyor ve çok daha iyi bir şekilde işimizi göreceğini düşünüyorum. Şimdi bu cihaz için bir yazılım geliştireceğiz. Ve bu yazılımla cihaz bize anlık konum bilgisini, etraftaki ses dalgalarını, artık neler eklemek istiyorsak onları sunucumuza iletecek. Bir sunucu ayarlayacağız ve o sunucu bizim cep telefonumuza garip bir bilgi, garip bir durum olduğunda bildirim gönderecek, anlık konumu gönderecek. Evet, daha fazla laf yapmadan biraz iş yapalım ve kodlamaya geçelim. Evet, şimdi bilgisayar başına geçtim fakat öncesinde planlamamız gereken birkaç nokta var. Bu telefonu yaklaşık 2 yıldır hiç kullanmıyorum, açmadım bile. Şimdi bir çok az şarj ettim ve şifresini hatırlayabilirsem bir giriş yapacağım. Öncelikle bu telefonun içeriğini bir temizlemek istiyorum. Sonrasında ise bunun orijinal ROM'unu değil de daha hafif, daha sade, şarjının daha uzun süre gidebileceği bir ROM kurmak istiyorum. Sonrasında buna Android bir uygulama yapacağız. Telefon açılınca açılacak, kapanınca kapanacak. Kesinlikle uygulamadan çıkış yapılamayacak. Kapansa, hata verse bile otomatik açılacak yapıda yapacağız. Uygulamamızı buna yapacağız. Bunda şu anda Android 5 yüklü olması gerekiyor. Kişisel olarak kullandığım cep telefonumda iPhone. Onun içinde yine bir mobil uygulama yapacağız iOS için. Burada 3 farklı sistem için kod yazacağız. Android tarafı için Java programlamayı düşünüyorum. Sunucu tarafında Node.js ile JavaScript yazmayı düşünüyorum. Ve iOS için Swift ile uygulamayı bitirmeyi düşünüyorum. Toplamda 3 farklı sistem için 3 farklı kod yazacağız. Ve bakalım ne kadar sürecek, işimize yarayacak mı? Yaptığımıza değecek mi? Yoksa değmeyecek mi? O zaman kodlamaya geçiyorum ben. Evet, kodlamaya başlamamın üzerinden birkaç gün geçti. Android uygulamasını tamamen bitirdim ve şimdi sunucu için işlemleri de bitirdim. Şu anda sadece iOS kısmı kaldı. Size özetle neler yaptığımdan bahsedeyim. Öncelikle uygulamamız telefonla birlikte açılıyor ve hiçbir şekilde uygulamadan çıkış yapılamıyor. Uygulama değiştirilemiyor. Ekran kapansa bile veya kilit ekranı çıkmıyor. Hiçbir şekilde uygulama devre dışı bırakılamıyor. Telefonumuz kapansa veya tekrar açılsa bile uygulama otomatik olarak açılıyor. Telefon bu şekilde görünüyor. Şu anda çözmemiz gereken birkaç problemimiz var. Birinci problem telefonun batarya problemi. Son ölçümlerimde telefonun bataryası yaklaşık 24 saat gidiyordu bu şekildeyken. Tabii daha sonrasında Bluetooth Low Energy Mode diye bir şey olduğunu fark ettim. Hazırladığım kod bloğunun büyük bir kısmını silmek zorunda kaldım. Çünkü şarjı fazla tüketiyordu. Bunu Bluetooth Low Energy yani BLE'ye uyumlu bir şekilde getirmeye çalıştım. Tabii ondan sonra hiç ölçüm yapmadım ne kadar bataryası gidiyor. Bu seviyede bir artış oldu mu olmadı mı şu anda bilmiyorum ama
muhtemelen olmuştur. Birçok optimizasyon yaptım sonrasında, tabii ne kadar optimize etmiş olsam da bunu bu şekilde motosiklete koymak çok uzun bir batarya ömrü sunmayacaktır bize. Bu nedenle buna bir de powerbank takmamız gerekiyor kullanım ömrünü daha da uzatabilmek için. Şimdi bunda bulunan özelliklerden bahsedeyim size. Anlık olarak konum takibi yapılabiliyor ve geçmişe dayalı verileri sunucuda tutuyor. Bunu ne kadar tutacağımı bilmiyorum. Yaklaşık 30 gün tutarım herhalde. Haritada nereleri gezmişim bunu da görmek istiyorum haritada. Anlık olarak hızımızın ne kadar olduğunu görüntüleyebildiğimiz gibi bugüne kadar yaptığımız en yüksek hızı da görüntüleyebiliyoruz. Sarsıntı algılayabiliyor ve sarsıntının şiddetine göre bize bildirim gönderiyor. Eğer sarsıntının şiddeti çok yüksekse bizi direkt olarak arıyor. Etrafında çıkan sesleri algılıyor. Ses şiddeti çok yüksekse bize bildirim gönderiyor. Daha da yüksek bir ses duyuyorsa bizi direkt olarak bildirim göndererek cepten de arıyor. Motosikletimizin yatma açısını algılıyor ve bunu hafızasında tutuyor. Bugüne kadar virajlara en fazla kaç derece açıyla girdiğimizi de bize gösterebiliyor. Aynı zamanda motorumuzun eğimini de algılıyor. Şu anda veya bugüne kadar en fazla ne kadar motosikletimizin eğimi olduğunu bize bildiriyor. Bunu sadece ön kaldırmak olarak düşünmeyin. Bir dağ veya yokuşa tırmanıyorsunuz. Bu durumda da bu yokuşun derecesi kolaylıkla öğrenilebiliyor. Tabii bize telefon bataryası hakkında da bilgiler gönderiyor. Bataryanın şarjı ne kadar? Batarya çok ısınırsa veya bataryada bir voltaj problemi olursa bize bildirim gönderiyor. Bataryanın sağlık durumu kötüleşirse yine bize bildiriyor. Veya batarya azaldığında bizi bilgilendirerek bataryayı şarj etmemizi sağlıyor. Bu yaptığı bildirim ve uyarıları benim telefonum veya saatim yakınındaysa hiçbir şekilde yapmıyor. Bluetooth üzerinden yakında olduğunu algılıyor. Herhangi bir uyarı vermiyor. Tabii verileri anlık olarak aktarmaya devam ediyor. Onları görebiliyoruz anlık olarak. Hızımızı, eğimimizi, yatışımızı, açımızı vesaire. Ama biz yanındaysak herhangi bir bildirim veya alarm ötmüyor. Bir de alarm özelliği var. Bunu kendi telefonumuzdan açıp kapatabiliyoruz. Açarsak eğer bir sarsıntı, ses veya hızlanma durumu olduğunda alarm da ötmeye başlıyor. Şiddetine göre alarm şiddeti de artıyor. Tabii biz alarmı uzaktan telefonumuzdan kapatabiliyor olacağız. Yani biz yanında olmasak da üzerine kedi falan çıkar mesela. Kimseyi rahatsız etmemek amacıyla alarmı kapatıp açıyor olabileceğiz. Şu anda yaklaşık 10-20 saniye aralığında yenileme hızı var, konumu ve tüm verileri. Bunları da anlık olarak takip etme özelliği koyacağım bir tane. O seçeneği seçtiğimiz anda tüm veriler anlık olarak stream ediliyor olacak. Yani daha anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki anlatamadığım, unuttuğum. Son olarak yaptığım bir de panik butonu var. Panik butonuna bastığımızda telefon durmadan bağırmaya ve ötmeye başlıyor. Tüm verileri yine anlık olarak bize aktarıyor. Anlık olarak yerini görebiliyoruz. Hangi ülkede, şehirde, konumda, mahallede olduğunu da görebiliyoruz. Sadece harita üstünde değil, adresi tam olarak kapı numarasına kadar bize iletiyor. Şimdi bu telefonu motosikletimize monte etmeden önce yapmamız gereken birkaç şey var. Öncelikle bu telefonu gördüğünüz gibi bir kılıfı yok ve bu şekilde çok su geçirebilir gibi duruyor. Note 4 nispeten eski bir cihaz olduğu için buna kılıf bulmam biraz zor olacaktır. Bu nedenle bu cihaz için 3 boyutlu yazıcıdan bir kılıf basmayı düşünüyorum. Kılıf basarken dikkat edeceğim en önemli noktalardan birisi arkanın ve yanların tamamen kapalı olması. Olabildiğince su geçirmesini engellemek istiyorum. İkinci bir noktada güç tuşunun olduğu yeri kapatmak istiyorum ki güç tuşu tamamen basılı halde kalsın. Böylelikle şarjı bitse veya cihaz kapansa bile tekrar elektrik gittiği anda otomatikman cihaz açılıyor ve uygulamamız açılıyor. Cihaz açıkken güç tuşu basılı bile olsa herhangi bir problem oluşturmuyor. Bu şekilde bir kılıf yapmamız gerek. Şimdi kılıf hazırlamaya geçelim. Evet, şimdi yazıcı kılıfı da basmayı tamamladı ve kılıf şu şekilde görünüyor. Bu şekilde tabii ki A kalite olmadı ama iş görür diye düşünüyorum. Zaten sonuçta motorda sabit duracak bir cihaz. Arkasının düz olması avantajımız olacak. Bunu çünkü sabitleyeceğimiz için çok daha iyi tutunacaktır diye düşünüyorum. O şekilde suya ve toza daha dayanıklı olacağını düşünüyorum.
montaj öncesi geriye son bir adımımız kaldı. Bu telefon için bir hat almamız gerekiyor ve bize bir hatta gereken tek şey internet. Bize sadece internete ucuz olması yeterli. Çok fazla bir data da kullanmayacağız. Tahminimce yaklaşık 250 MB kadar aylık bir kullanımımız olacak. Yani üst limit olarak 1 GB, alt limit olarak 250 MB gibi bir interneti aylık olarak en ucuz hangi operatör veriyorsa gidip ondan alacağız ve buna takacağız. En uygun operatör, en iyi çeken operatör mü onu da bilemiyorum tabii ama bizim işimizi fazlasıyla görecektir. Biz burada en iyi fiyatla en iyi ürünü çıkarmaya çalışacağız ve videonun sonunda bakacağız. Gerçekten bu işi yapan firmalardan daha iyi yapabiliyor muyuz? Şu an hala çalışıyor telefon. Ön kaldırdığımı sanıyor şu anda. Şu şekilde durması gerekiyor. Evet, o zaman telefonumuz için bir hat almaya geçelim. Hat almaya geçmek için motosiklete binmemiz gerekiyor. Önce giyinmeliyiz. Evet, artık gitmeye hazırız. Gidebiliriz. Aa, sizi unutmuşum. Benimle gelin. Evet. Şu an dışarı çıktık ama bakın ki nasıl bir havaya denk geldik. Antalya'da kar yağan bir havaya denk geldik. Antalya'da normal şartlarda kar yağmaz. Bilenler bilir. Çok şükür bu sene de karda motor sürdük. Yollar falan nasıl bilemiyorum. Şu an şu dağa çıkacağım. Gerçekten çok güzel değil mi? Ya Antalya'yı belki bak hayatınızda bir kez görürsünüz, bir daha göremezsiniz bu şekilde bembeyaz. Ben en son hatırladığım, ben ilkokula giderken çok hafif yağıp geçmişti. Bu kadar yağmamıştı. Yani bu benim şimdiye kadar gördüğüm en çok kar yağmış hali Antalya'nın. Şimdi daha yüksekten bakacağız bakalım. Tüm şehire yağmış mı yoksa sadece bizim bulunduğumuz konuma mı yağmış? Şu an o kadar soğuk değil bu arada ama rahat ya da ben çok sıkı giymişim. Gerçi 2 derece. Biraz dikkatli gitmek gerekiyor. Şu çizgiler çok kaydırıyor gerçekten. Ha bu arada şu anda ne yapıyorduk? Hat almaya gidiyorduk. Şöyle bir şey söyleyeceğim hat alma olayıyla ilgili. En ucuz internet Bimsel'de gibi görünüyor. 1 GB internet 12 TL mi ne? Aylık paketi. Bize gayet yeterli bir internet. Bir tane BİM bulup BİM'e uğrayacağım. Hatta şöyle bir özellik de eklemeye karar verdim sonradan. Bazen dışarıdayken, ev dışındayken internete ihtiyacım oluyor. Ve benim kullandığım operatör biraz tuzlu fiyat olarak. Bu operatör biraz daha uygun fiyatlı. Eğer dışarıda internete ihtiyacım varsa ve benim telefonum yakındaysa motosiklete, bu cihaz otomatikmen internet paylaşımını açsın bana. Öylece internetini de kullanıyor. Her türlü şeyinden faydalanmak istiyorum. Öyle çok daha güzel olur. İnternet paketini o zaman daha da uçurabiliriz yani. Böyle ütopik rakamlar alabiliriz internet konusunda. Manzaraya bakar mısın? Şurada BİM var ya. Ama buradan karşıya geçiş yok. Çok sinir bozucu. Evet, hat almamın üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Hat fiyatları düşündüğümün çok daha üzerine çıkmış. Bir hafta sadece alabilmek için 105 TL ücret ödedim. Sadece boş bir hafta satın alabilmek için 105 TL ücret ödedim. Bu hat için sadece internet paketi satın alacağım. Aylık 1 GB internet bize fazlasıyla yetiyor. Hesaplamalarım sonucunda yaptığımız uygulama yaklaşık aylık olarak 150 MB internet tüketiyor. Ama biz yine de 1 GB internet paketi satın aldık. Çünkü ileride çok daha fazla geliştirmeler yapacağız bu uygulama üzerinde. Hattım tabii ki çoktan aktif oldu. Hattımı telefona taktım ve telefonu şimdi motosiklete monte etme işlemine geçelim. Benim kullandığım cihaz Samsung Note 4'tü ve ekranı biraz büyük olduğu için Yamaha MT-07'ye entegre etmek gerçekten çok zor oldu. Motosiklette bu büyüklükte bir telefonun sığacağı herhangi bir yer yok. Fakat bir şekilde bir powerbank ile birlikte motosikletin içine yerleştirebildim. Şu anda gayet stabil bir şekilde duruyor. Sonrasında ise beni en çok heyecanlandıran kısma geldik. iOS için uygulama hazırlama kısmına. Ve motosiklet takibi için de ortaya güzel görünen bir uygulama koymak istedim. Bunun için alternatiflere baktım fakat alternatif uygulamalarda uygulamayı ilk açtığınız anda karşınıza sadece bir harita çıkıyor ve orada sadece motosikletinizin konumunu görebiliyorsunuz. Bu uygulama gerçekten user experience olarak, bu tarz uygulamalar gerçekten kullanıcı deneyimi olarak çok kötü tasarıma sahipler. Ben ise daha kullanışlı bir uygulama ortaya koymak istiyorum. We'll be right back.
iOS uygulamamızı da bitirdik. İçerisine farklı konfigürasyonlar ve ayarlamalar da ekledik. Çünkü her farklı ayarda tekrar motosikleti açıp içerisindeki cihazı güncellemek istemiyorum. Bunları uzaktan telefonla tek dokunuşla yapabilmemiz gerekiyor. Çeşitli motosiklet takip ürünlerini incelediğimde ise genellikle yıllık bir abonelik sistemiyle ilerliyorlar. İlk başta sizden bir cihaz ücreti alıyorlar. Daha sonrasında yıllık olarak bir abonelik ücreti alıyorlar. Tabii ki bunlara kullandığınız hattın internet ücreti dahil değil. Biz burada eski cep telefonumuzu kullandık ve sadece aylık 12 TL'ye 1 GB internet ücreti ödemiş oluyoruz. Ve mevcut takip sistemlerinden hiç de kalır yanı yok. Ve tabii ki bunu burada bırakmayacağız. Aslında bu sadece ilk adımımızdı. Tabii ki sonrasında çok daha fazla geliştireceğiz bu uygulamayı. Ve inanın aklınıza bile gelmeyecek özellikler eklemeyi düşünüyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız ve bu cihazı daha da geliştirmemi, bir adım daha öteye taşımamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone değilseniz gelecek videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdi size ortaya çıkan uygulamayı tam anlamıyla anlatayım ve motosiklet üzerinde bir test yapalım. Evet, şimdi tamamen bitirdim uygulamayı. Hatta bir test bile yaptım. Gayet güzel çalışıyor. Size kısaca neler yaptığımdan bahsedeyim. iOS uygulamasındaki UI'miz bu şekilde. Buraya motosikletimizin bir görselini koydum. Sol üstteki yeşil işaret benim motosiklete yakın olduğumu gösteriyor. Eğer ben motosikletin yakınında değilsem, orada ne kadar uzaklıktaysam onun kilometresi yazıyor. Eğer motosikletin içerisindeki cihaz kapanmışsa orada aynı işaretin kırmızı ve üzerine çizgili hali çıkıyor. Daha sonra Yamaha MT-07 modeli bir yazıyor. En sağda bir ayar ikonumuz var. Ona tıkladığımız anda birçok farklı ayar karşımıza çıkıyor. Bunlardan anlık modu seçtiğimizde verileri bize anlık olarak iletiyor. Tabii bu olayın bir de dezavantajı var. Motosikletin içerisindeki cihazın bataryası daha hızlı bitiyor. İnternet tüketimi artıyor ama anlık modu kapattığımızda uygulama içerisine yazdığım kod cihazı otomatik olarak güç tasarrufunu alıyor ve yenileme aralıklarını arttırıp azaltabiliyor. Duruma göre onu otomatikmen ayarlıyor. Eğer bir hareket algılarsa hızı artırıyor. Algılamazsa, örneğin gece saatlerinde sürekli aynı durumlar tekrar ediyorsa bunu azaltıyor. Hotspot dediğim olay, ben motosikletin yanındaysam otomatikman hotspot açıyor. Eğer bu seçeneği açarsam ben motosikletten uzaklaştığımda hotspotu otomatikman kapatıyor. Ben tekrar geldiğimde tekrar açıyor. Benim telefonuma internet sağlıyor yani. Yine ara muhabbeti. Eğer motosiklette ben yanında değilken şiddetli bir hareket, şiddetli bir ses yakınında veya bir sarsıntı olursa beni arıyor. Tabi bu şiddetli olması gerekiyor. Yani üzerine bir kedi çıktığında olmaz. Birisi motosikleti kaldırdığında veya yürütmeye çalıştığında veya üzerine oturduğunda beni aramaya başlayacak. Eğer ben bildirimi görmezsem gibi durumlarda veya mobil verim kapalı olabilir, o an bağlandığım Wi-Fi aktif olmayabilir. Bu gibi durumlarda çok işe yarayan bir özellik olacak. Ki bu özellik mevcut takip sistemlerinde de var anladığım kadarıyla. Daha sonra bir alarm seçeneği var. Bu alarm seçeneği ben motosikletin yanında değilken birisi hareket ettirirse şiddetine göre hareketin, sarsıntının veya yanında çıkan sesin şiddetine göre bir alarm veriyor karşılık olarak. Alarm tamamen telefonun kendi hoparlöründen çıkmasına rağmen gayet güzel oldu. Şu anda ben yanında olduğum için vursam, patlatsam veya motosikleti kaldırsam bile herhangi bir alarm vermeyecektir. Ben motosikletin yanındayım ve yeşil ikon var gördüğünüz gibi. Acil durum ise bunu açtığımda cihaz kendini süper hızlı yenileme moduna alıyor ve konum verisini anlık olarak aktarıyor bana. Aynı zamanda sürekli ötmeye başlıyor hiç durmadan. Tabi bu modu açabilmek için benim de motosikletin uzağında olmam gerekiyor. Ben yanındayken o modu açsam bile ötmüyor. Fakat uzaklaştığım anda tekrar ötmeye başlıyor. O modu kapatmadığımız sürece veya ben yanına gitmediğim sürece. Şimdi ayarlar bu şekilde. Mevcut uygulama UI'ne baktığımızda motosikletin bir görselini koydum. Burada son görülme benim son motosikletin yanına gitme tarihimi veriyor. O da bugün 18.28 şu an. En son ben motosikletin yanına ne zaman gittiysem o tarihi veriyor. Hemen altında mevcut bulunduğu konumun adresini yazıyor. Şu anda Yavuz Selim Barış Manço Bulvarı'ndaymışız. Mevcut hızı veriyor şu anda. Mevcut batarya durumunu, mevcut sarsıntı oranını, etrafındaki ses seviyesi, şu anki yatay açısı, yani yatay ve dikey açısı, rakımı, basıncı veriyor. Hızda bu arada bir problem var. 3 km durduğumuzda 3 km hız yazıyor. Onu bir update ile çözebilirim diye düşünüyorum. Onun haricinde bir sıkıntı yok hızla. Bu verilerin her birisi geçmişe dayalı da tutuluyor tabii ki. Yani bugüne kadar yaptığım en yüksek sürete, en yüksek
eğim açılarını, en yüksek viraja yapma açılarımı da görebiliyorum. Fakat bunları UI'ye henüz koymadım. Piyasadaki en iyi app olduğunu düşünüyorum net bir şekilde. Çünkü alternatiflere baktım. Uygulamayı açtığımız anda saçma bir harita çıkıyor. Ve sadece haritada konumunu görebiliyoruz. Ekstra bir şey fark etmedim. Tabii ki bu app'te de haritada konumunu görebiliyoruz. Sol üstte söylediğim mevzuya tıkladığımızda bize bir harita açılıyor. Nereden geçtiğimizi, mevcutta nerede olduğumuz bize gösteriyor. Tabii ben yanında olduğum için biraz yenilim hızını otomatikman düşürüyor. O nedenle biraz yolları böyle pıt 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 gösteriyor. Fakat bunu yenileme hızını arttırdığımızda daha hızlı yenileyecektir. Evet, uygulamamız bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu uygulamanın sadece başlangıcıyla bunu tabii ki daha da geliştireceğiz. Çünkü bu yüzden bir Android telefon kullandık. Bir Arduino cihazı kullanmadık. Çünkü bir Arduino'nun mikro işlemcisi bizim yapacağımız işlemlere yetmeyecektir. Gelecek videoları kaçırmayın. Abone değilseniz hemen abone olun. Çünkü çok efsane şeyler yapacağız. Bu gerçekten sadece çok ufak bir teaser aslında yaptığımız şeylerin arasında. Yani bunu sıradan zaten gidip satın alabiliyorsun. Bu olan bir şey. Biz bundan sonrasında olmayan şeyleri ekleyeceğiz bu cihaza. Olmayan özellikleri ekleyeceğiz. Çok acayip şeyler yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Emre Red'den bugünlük bu kadar. Anladım ki gerçekten isteyen bir şekilde başarıyor. Peki ya istemeyen? Daha da kötüsü isteyip sadece bekleyen. İstemekten korkmamalı ama sadece istemekle de bırakmamalı. Merakların insanlara mantıksız geldiği bu günlerde yepyeni bir yol çiziyorum kendime. Herkesin olmaz bildiği gerçekliği değiştirmeye. Fikirlerin hüküm sürdüğü bu günlerde yetiyorsak geleceği değiştirmeye, düşerse buralara yolumuz, hoş geldiniz yeni geleceğe. Telefonun pili biterse ne olacak?